Erdoğan burada mıyız? Erdoğan tabii Bursa'da konuşuyor da ve Bursa'da sesleniyor da insanlara, emeklileri ikna etmeye çalışıyor. 16 milyon emekliden bahsediyoruz. Çünkü seçime 3 gün, ama daha önce de hep emekliler üzerinden konuşuyordu. Ve emeklilere dedi ki, zaten biz biliyoruz, Temmuz geldiğinde emekli maaşı enflasyon oranında artacak. Ben emekli olarak biliyorum, yılda 2 kez. Temmuz'u bekleyin dedi. Sanki şöyle gözlerime bakın, göz kırpar gibiydi. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Muhalefet dilinden düşürmez, iktidar ne yapacağına karar veremezken emekli yine de umutla bekledi. Ancak umut kapısı seçim öncesi tamamen kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Temmuz ayına işaret etti. Sağda emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Emeklilere 8 ila 12 bin lira banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da dahil oldu. Seçime birkaç gün kala Erdoğan hem de emekliye promosyon ödemelerinin başladığı gün sahadaki sese kulak verdi, haklısınız dedi. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Açıklama yapmış, Temmuz ayında düzeltme yaparız, enflasyona bakarız diye. Sizi perişan eden zaten enflasyon hesabı değil mi? Temmuz vade yalanlara karnımız tok. Müjde olarak sunuldu promosyon ödemeleri. Emekli tatmin olmadı. Bu kez emekli için seyahatin de içinde yer aldığı indirim kampanyası devreye girdi. Yok işte bilette indirim var, yok tiyatroda indirim var. Tabii. Washington'da yerlerimi ayıttırdım. Amerika yolcusuyum. Karayiplere falan gideceğim. 2-3 kilometrelik memleketim var. Oraya gidemiyorum kardeşim. Erdoğan Bursa'dan yaptığı son açıklamayla emeklinin zam talebini başka bahara bıraktı. İçimize sinmese de yoğun talepleri dikkate alıyoruz dedi. Seçim öncesi hayata geçirilen EYT'yi hatırlattı. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık. Kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sistemimizin dengesine yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak. Sanki biz bozduk. Yani bozmasaydın arkadaş. Neden bozdun peki? Ha, neden sorusunu sormak gerekiyor. Sonucu konuşuyoruz da. 21 yıldır, 22 yıldır iktidardasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Neden bozdunuz peki? Niçin bozdunuz? Çeyrek yüzyıldan bahsediyoruz. Tek partiden bahsediyoruz. Neden sorusunun cevabı var mı? Ben size verebilirim arzu ederseniz. Neden biliyor musunuz? İdeolojik yaklaşımınızdan. Her şeye ideolojik bakmanızdan, her şeye siyasetin içine sokmanızdan. Bak, astronot vardı. Astronot diye anılıyor şimdi. Evet. Neydi ismi? Alper Gezer Avcı. Alper Bey de kendini kullandırıyor. Ya arkadaş, uzaya gittin geldin, bir tane astronotumuz var, o da sensin. Neden kendini kullandırıyorsun ya? Neden kendini? Bu insanlar geçmişte sana eziyet çektirmişler ya. Eziyet çektirmişler ve sen şu anda onların yanında böyle dolaşıyorsun. Reklam gibi. Bir önceki seçimde Anadolu şeyi vardı, gemisi vardı, TCG Anadolu. Şimdi de Alper Gezer Avcı onlarla birlikte dolaşıyor. İşte her şeye ideolojik baktığınız için. Dedik, devam edelim.